Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C# ve SQL bağlantısı dersimizin 3. videosunu çekeceğiz. Bu dersimizde şifremi unuttum form application'ı tasarlayacağız. Kullanıcı adını ve e-mail adresini girdikten sonra girilen e-mail adresine hatırlatma amacıyla şifresini gönderme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin veya farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, Visual Studio'da şu anda yeni bir proje oluşturalım. Projemizin adı şifremi unuttum olsun. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Bazen formun bazı yerlerinde hata verebiliyor. Oluşturuyoruz. Videonun süresinin uzamaması açısından ben tasarımı hızlı bir şekilde bitireyim. Bitirdikten sonra sizinle kod kısmında görüşürüz arkadaşlar. Şu anda genel hatlarıyla tasarımı bitirdim. Şimdi gönder butonuna çift tıklıyorum ve SQL bağlantısını bağlayalım. Bunun için proje kısmına geliyorum. Proje kısmından Add New Data Search diyoruz. Buradan database ve datasetleri seçiyorum. Sizin burada yeni bir bağlantınız yoksa eğer New Connection'dan yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Şuradan onu da göstereyim mi? New Connection'da SQL Server'ı seçiyorsunuz. Daha sonrasında refresh'e basarak serverlarınızın gelmesini bekliyorsunuz. Daha sonra buradan iki tane veya sizde bir tane çıkabilir. Bende iki tane SQL Server olduğu için SQL Express'i seçiyorum buradan. Daha sonrasında Database'i seçin diyor. Database'in yüklenmesi geliyor. Buradan kişileri seçiyorum. Sizde farklı bir veri tabanı ya da tablo adı olabilir. OK diyoruz. Sonrasında bağlantı yolunu almamız gerekiyor buradan. Show the connection dediğimiz zaman buradan bağlantı yolunu kopyalıyoruz. Çünkü bu bize lazım olacak. SQL bağlantısını bu bağlantı yolu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Next diyorum. Hangi bilgileri almak istiyorsun diyor. Ben buradan sadece tabloyu seçiyorum. Zaten bize de gerekli olan tablolar. Finish diyorum. Tamamdır. Şu anda SQL bağlantısını projemizin içerisine eklemiş olduk. Kütüphaneleri ekleyelim. SQL bağlantısını tanımlamamız gerekiyor. SQL bağlantısını ben bu kod satırının içerisinde kullanmayacağım. Sınıf kullanarak o sınıftan çağırma işlemi yapacağım. Bu şekilde en azından SQL bağlantısının o kod karmaşıklığının biraz önüne geçmiş oluruz. Hem de sınıfı nasıl kullanacağımızdan biraz bahsederim. Projemize geliyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan Add diyorum. Evet, şuradan Class'ı seçiyorum. Sınıfımızın adı SQL bağlantısı olsun. Evet, sınıfımızı tanımladık. Sınıfımızın da adını SQL bağlantısı yaptık. Hemen buradan SQL kütüphanelerini ekleyelim. Daha sonrasında SQL Connection'ı açıyorum. SQL Connection bağlantı altında bir tane nesne tanımlar. Eşittir New SQL Connection diyorum. Buraya bağlantımızı yapıştırıyorum. Şurada ters slash'ta hata veriyor. Onu çift slash yapıyoruz. Buraya da noktalı virgülümüzü ekleyelim. Alt kısma geçiyorum. Buraya bağlantı. Şimdi şunu yazmayı unuttum. Public olarak tanımlamamız gerekiyor. Public SQL. Çünkü o sınıftan çağıracağım için SQL Connection bağlan adında bir tane sınıf tanımlıyorum. Bunun içerisine yazacağız bunları. Bağlan nokta. Bağlantı nokta. Open diyorum. Bağlantıyı aç ve return'le de bunu sürekli geri getiriyorum. Return. Bağlantı.
Tamamdır. Şimdi SQL bağlantısını sınıf olarak tanımladık. Bu sınıfı daha sonrasında bağlantı işlemlerimizde çağıracağız. Form 1'e geldim. Yani bizim şifremi unuttum kısmına geldik. SQL bağlantısı. Sınıfımızı çağırıyoruz. SQL bağlantısı bağlan eşittir new SQL bağlantısı diyorum. Daha sonra SQL command ile komut eşittir new SQL command ile select sorgumuzu yazacağız. Select sorgusunda şunu çekeceğiz sadece. Kullanıcının adı ve e-mail adresini çekeceğiz. Onun için de şöyle yapıyoruz. Önce select yıldız from bilgi tablosundan ver kullanıcı adı eşittir tek tırnak çift tırnak artı textbox 1 eksin içerisi nokta toString ile bunu alalım. Yani şu textbox'ın içerisinden kullanıcı adını çek diyorum. Daha sonra çift tırnak tek tırnağımızı açtım. Bunun içerisine e-mail adresini alacağız şimdi. And şuradan bakalım neymiş? E-posta olarak kayıtlıymış bizde. E-posta tek tırnak çift tırnak artı textbox bu sefer textbox 2'nin içerisindeki text'ten mail adresini alalım toString ile. Evet şu anda e-posta ve kullanıcı adlarını aldık. Şuraya son olarak şunu yazıyorum. Çift tırnak tek tırnak çift tırnak artı bağlantımızı açacağız şimdi. BGLN nokta bağlantımızı ekleyelim. Yanlış yere koydum kusura bakmayın. Artı burada olacak. Tamamdır. Şu anda buraya kadar SQL sınıfı tanımlamıştık. O sınıftan SQL bağlantısı işlemini gerçekleştirdik ve select sorgusuyla birlikte kullanıcı adı ve e-posta adresini textbox'ların içerisinden aldık. Şimdi SQL Data Reader ile e-posta serverlarını bağlamamız gerekiyor. Bağlantımız kapalıysa bağlantıyı açtık. Daha sonra mail serverlarını eklememiz gerekiyor. Bunun için şu kütüphaneyi ekliyoruz. Using system.darknet ve using system.darknet.mail ile ekliyorum. Şimdi bu kısımda artık mail işlemlerini gerçekleştireceğiz. SMTP server eşittir. New SMTP silent oluşturuyorum. Yani bir SMTP sunucusunu oluşturuyorum şu anda. Daha sonra mail göndereceğimiz yani mail mesaj kısmını oluşturuyorum. Mesaj eşittir. New mail mesaj diyorum. Şunu mail olarak değiştirelim. Mesaj değil mail olacak burası. Daha sonra tarihi almamız gerekiyor. Tarih eşittir. Date time da now seçiyorum. Buradan da nokta too long. Date string'i seçiyorum. String ile mail adresini belirtmemiz gerekiyor. String buraya mail adresini girelim. @gmail.com diyorum. Siz buraya farklı bir mail adresi girin. Şu anda ben yeni bir mail adresi açmadım. Aynı mail adresini girdiğiniz zaman sürekli aynı kişiye mail atar. Mesela otomasyon projesi falan yaptığınız zaman otomasyon için ayrı bir mail adresi belirlerseniz sürekli o mail adresinden farklı kişilere gönderme yapabilirsiniz. Sonra şifreyi almamız gerekiyor mail adresini. Şifre eşittir. Daha sonra hangi server'ı kullanacaksanız onu yazmanız gerekiyor. Mesela hangi mail server'ını kullanmak istiyorsunuz? Mesela Hotmail, Yahoo mu, Yandex mi, Gmail mi? Bunu belirtmeniz gerekiyor. Ben Gmail kullanacağım. Siz isterseniz Hotmail'de de farklı bir şey kullanabilirsiniz. String smtp server eşittir. smtp.gmail.com diyorum. Buradan Gmail'i seçiyorum. Daha sonra bu mesajı kime göndereceksek onu yazmamız gerekiyor. Evet şimdi mailin kime gönderileceğini seçmemiz gerekiyor. Buradan kime dediğimiz zaman oku diyorum. Oku dedikten sonra şuradan köşeli parantezimizi açıp buradan mail adresine göndereceğiz. Yani e-postayı seçiyoruz. Daha sonrasında nokta toString ile burayı kapatıyorum. Sonrasında string konu mesajın konusunu diyor. Mesajın konusunu belirliyoruz. Buna diyoruz ki şifre hatırlatma talebi. Daha sonra string gönderilecek olan mesajı yazmamız gerekiyor. String yazı
eşittir. İşte sayın virgül artı oku dedik tekrardan. Köşeli parantezimizi açtık. Ad soyad almamız gerekiyor içerisine. Alt dire soyad diyorum. Sayın işte SQL'deki kayıtlı olduğu ismiyle ad soyad nokta toString artı. Daha sonrasında çift tırnağımın arasına ters slash n diyorum. Bir tane daha çift tırnak uyguladım. Artı bizden artı tarih seçmiştik burada hani. Tarih artı tarihi itibariyle şifre hatırlatma talebinde bulundunuz. Yazdırıyorum. Çift tırnak ters slash n. Tekrardan çift tırnak diyorum. Ters slash n. Çift tırnak ekledim. Daha sonra artı buraya yazıyorum. Parolanız tekrardan çift tırnağımı açtım. Artı oku diyorum. Yani SQL bağlantısını yap. Şifreyi almamız gerekiyor. toString artı. Tekrardan çift tırnak ters slash n ile de iyi günler yazdırıyorum. Burayı kapattım. Evet, bunu bu şekilde yazdırmış olduk. Şimdi SMTP serverı açacağız. SMTP server nokta credentials eşittir new network credential eşittir. Bunun içerisine fonksiyon olarak mail adresiyle şifresini gönderiyoruz. Gerçekten uzun sürüyor, yoruyor insanı. Şimdi tane tane gidelim. Daha sonrasında SMTP server nokta port numarasını belirleyelim. Portumuz Gmail olduğu için 587 numaralı porttan göndereceğiz. 587 diyorum. Siz Hotmail veya farklı bir mail adresi kullanmak isterseniz eğer farklı bir port numarası kullanmanız gerekiyor. Onu da internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra SMTP server nokta host'u seçmemiz gerekiyor. Host eşittir SMPT server seçtim. Yukarıda tanımladığımız SSL bağlantısını yani güvenlik bağlantısını açmamız gerekiyor. SMTP server nokta enable SSL'i seçiyorum. Bunun da true yapıyorum. Daha sonra mail nokta from yani mail kimden kime gidecek? Mail nokta from at mail nokta from eşittir new mail adres buraya mail adresin yani kullanıcının mail adresi geliyor buraya. Sonrasında mail nokta to nokta at ile kime olacak olan kısmı ekliyoruz. Yani şuradaki e-posta kısmı hangi kişiye gönderecek onu seçiyorum. Tekrardan mail nokta subject ile yani konusu ne bu mailin. Mail nokta subject eşittir konu. Sonrasında mail nokta body yani gövde ana metin ne olacak eşittir yazı diyorum. Yani şurada pardon yaz olacak bu. Şurada yazmış olduğumuz metini mailin body kısmına ekle diyorum. Sonrasında smtp nokta sent ile bu maili gönder diyorum. Nereye yazdı bunu? Farklı bir yere yazdı. Hemen onu düzeltelim. Yazıyorum. smtp server nokta sent ile bu maili gönder diyorum. Son olarak dialog result bilgi olsun. Mailin gidip gitmediği hakkında new dialog result diyorum. Alta indim. Bilgi eşittir messagebox nokta show girmiş olduğunuz bilgiler uyuşuyor. Şifreniz mail adresinize gönderilmiş tir yazdırıyorum. Daha sonra bu mesaj çıktıktan sonra giz diyelim biz nokta. Şimdi catch kısmını ekleyelim. Catch'i de şu süslü parantezin hemen altına ekliyorum. Catch exception hata. Buradan süslü parantez açtım. Message box ile message box nokta show
Şovine eğer bir hata olursa onu yazdıralım. Mail gönderme hatası diyorum. Buraya da hata mesajını ekrana yazdıralım. Buna bir ünlem koyalım. Virgül. Hata nokta. Mesajını da bana ekrana ver dedim. Evet, şu anda hem kod kısmını bitirdik hem de tasarımı da bitirmiş olduk. Ve SQL Server'ın mail işlemlerini de tamamladık. Şimdi çalıştıralım projeyi. Çalıştırmadan önce mailinize gidip şunu yapmanız gerekiyor. Şurada güvenliği düşük uygulamalar ve Google hesabınızla ilgili bir şey var. Bu maili gönderebilmeniz için Google tarafından güvenliği düşük uygulamalara izin vermeniz gerekiyor. Bunun için Google'a mail üçüncü parti yazarsanız direkt erişebilirsiniz. Hesabınızda eğer güvenliği düşük uygulamaların erişimi açıksa diyor, kapatabilirsiniz diyor. Eğer kapalıysa da şu işlemi yapıyorsunuz. Kapalı Google hesabımıza gidiyorum. Buradan güvenlik kısmına geliyorum. Buradan daha az güvenli uygulama erişimini aç diyorum. Önermiyor ama siz yine de açın çünkü maili göndermesi için bu gerekli. Evet, şu anda açtık. Şimdi projemizi bir çalıştıralım. Bakalım gerçekten de çalışıp maili gönderecek mi? Kullanıcı adını gireceğim. Hemen onu yazalım. Kartal 45. Daha sonra da mail adresini istiyorum. Mail adresini yazıyorum. sahiltt44@gmail.com. Evet, şimdi gönder butonuna basıyorum. Bakalım gönderecek mi hata olmadan. Biraz bekletiyor. Nerede hata verdi? Evet, bir yerde hata yaptık. Nerede? Şuradaki eşittir'i unutmuşuz arkadaşlar. Ondan dolayı hata verdi. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet, tekrardan çalıştırıyorum. Eşittir yazmadığım için orada bir sintaks hatası verdi. Evet, şimdi kullanıcı adımız Kartal 45 miydi? 44 miydi? Neydi, hatırlamıyorum. Kartal 45'miş. Kartal 45. Mail adresimizi giriyorum. Sonra göndere basıyorum. İnşallah hata vermez. Evet, ne dedi? Girmiş olduğunuz bilgiler uyuşuyor. Şifreniz mail adresinize gönderilmiştir dedi. Tamam diyorum. Şimdi mail adresimize gidelim. Bakalım gerçekten göndermiş mi? Evet, gelen kutusu 1 diyor şu anda. Bakalım, bir yeniliyorum. Evet, geldi. Bakın burada. Şifre hatırlatma maili geldi. Sayın Aykut Şahin, bizden 16 Temmuz 2020 Perşembe tarihinde şifre hatırlatma talebinde bulundunuz. Parolanız budur. İyi günler diye mesaj yazdırdı. Evet, şu anda bu işlemi başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Sizler de bu yapmış olduğunuz mail gönderme ve şifremi unuttum form application işlemlerini çeşitli otomasyon projelerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok fazla işe yarıyor ve bir sonraki dersimizde hangi içerikten bahsedeceğim şu anda bir aklımda bir fikir yok. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz hangi ders içeriğiyle ilgili bir içerik çekmemi istiyorsanız. O yüzden bir sonraki dersimde görüşmek üzere.